Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın müzakerelere katılması ile ilgili kararına saygı duyarız. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da çözüm için Dağlık Karabağ'da müzakerelere katılması konusunda alacağı her türlü karara saygı duyacaklarını söyledi. Lavrov, Moskova'da Ermeni mevkidaşı Zogarev Menatsakanyan'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Dağlık Karabağ'da çözüm arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AGİTMİNSEK grubu çözüm için en uygun format, Rusya'nın çözüm konusundaki tutumunun değişmediğinin altını çizen Lavrov, her zaman sorunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİTMİS grubu vasıtasıyla çözülmesinden yana olduk. Bunun en uygun format olduğuna inanıyoruz ve Bakü ve Erivan arasında anlaşma zemini oluşturacak koşulların sağlanması için grubun diğer eş başkanları Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile ortak çalışma yürütüyoruz, dedi. Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın yeniden masada olması yönünde karar alması durumunda Rusya'nın buna saygı göstereceğini vurguladı. Bölgede yıllardır devam eden çözüm sürecindeki bazı etaplarda Dağlık Karabağlı temsilcilerin masada olduğunu ancak daha sonra tarafların mutabakatıyla formatın değiştirildiğini anımsatan Lavrov, günümüzde devam eden bu süreçte söz konusu temsilcilerin süreç dışında tutulduğunu kaydetti. PAŞİNEAN önermiş, Aliyev tepki göstermişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgede çözüm için hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ'ın masada olmasını önermişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün Dağlık Karabağ'da çözüm müzakerelerinin konusu olamayacağını vurgulayarak, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili ilkesel tutumumuz değişmedi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tamamen ve koşulsuz olarak temin edilmeli. Adalet ve uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır, demişti. Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.